Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya yaptığımız uçuşta neler yaşandığını hazırladığımız videoyla sizlere sunmuştuk. Peki pandemi yani salgın döneminde, koronavirüs günlerinde yurt dışına bir Türk vatandaşı olarak gidebilmek mümkün mü? Gelin bu videoda bu sorunun cevabını alalım. Bu videoyu hem Türkiye'den çekiyoruz, bir de olayın Rusya ayağı var. Rusya'dan da uzun yıllardır Moskova'da yaşayan değerli gazeteci dostumuz Siyament Kaçmaz'a bağlanacağız. Biz önce Türkiye'deki bilgileri vereceğiz. O da size Vnukovo Havalimanı'ndan yayın yapacak. Vnukovo Havalimanı'nda Ruslar nasıl gelebilir Türkiye'ye? Olayın yurt dışı bağı ne? Ve tabii ki Türk vatandaşları Rusya'ya indikten sonra hangi aşamalardan geçilerek içeri sınırdan kabul ediliyor? Bu gibi soruların cevabını Siyament oradan verecek. Önce Türkiye'den çıkışa birlikte bakıyoruz. Rusya salgın döneminde birçok ülkeye kapısını kapattı ve 1 Ağustos'tan itibaren de hem ülkesine Türk vatandaşlarını kabul ediyor hem de Türkiye'ye tatile gitmek isteyen Ruslar için de uçuşlar başlamış durumda. Gerek Rusların bayrak taşıyıcı şirketi Aeroflot gerekse Türk Hava Yolları yoğun bir uçuşlara kademe kademe başlatmaya başladılar. Türk Hava Yolları için Moskova çok önemli bir pazar. Günlük uçuş sayısı hemen 3'e çıktı. Yavaş yavaş diğer noktalarda açılıyor. Peki Türkler olarak zaten çok az kısıtlı sayıda ülkeye gidebiliyoruz. Rusya'ya nasıl gidilebiliyor? Öncelikle Rusya'ya uçmak için vize gerekiyor. 29 Temmuz itibariyle de Rus Büyükelçiliği vize işlemlerini Türkiye'de başlatmış durumda. Rusya vizenizi alıyorsunuz. Aldıktan sonra Rusya'nın tek şartı şu uygun vizeyle birlikte. 3 günlük maksimum 3 günlük PCR testi yapıldığına dair bir belge istiyor sizden. Peki PCR testini nasıl yapacaksınız? Bunu havalimanında yapabilirsiniz. Türkiye'de 8 havalimanında PCR test merkezleri Sağlık Bakanlığı tarafından kuruldu. Örneğin İstanbul Havalimanı'nda hem dış hatlarda gidişte var hem de geliş katında bu merkezler çalışmalarını 24 saat üzerinden veriyorlar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 110 TL ödeyerek bu testi hızlı bir şekilde havalimanında yaptırabiliyorlar. Fakat şöyle bir önerimiz var bununla ilgili. Bu testin yapılması, işte ücretin ödenmesi, testin yapılması, sonucunun alınması 3 ila 4 saat sürüyor. Bu nedenle eğer gittiğiniz gün bu testi yaptıracaksanız havalimanına erken ulaşmanızı biz tavsiye ediyoruz. 110 TL ödüyorsunuz. 110 TL karşılığında bu test size uygulanıyor. Test uygulanıyor. Yaklaşık 3 ila 4 saat içerisinde bu testin sonucu size veriyor. Tabii testin sonucu negatifse uçabiliyorsunuz. Testin sonucunu yaptınız. Havalimanında check-in işlemlerinizi yapıyorsunuz. Kabine bagaj neredeyse alınmıyor. Sadece bir laptop çantasına, kadınların el çantalarına izin veriliyor. Diğer o kabin boyutlarındaki çantaların hepsi kargoya aşağıya veriliyor. Arkasından İşlemlerinizi check-in kontuarında yaptıktan sonra pasaporta gidiyorsunuz. Pasaport işlemlerinizi yapıyorsunuz. Ve tabii ki bu arada yurt dışına çıkış harcınızı da pulunuzu da almayı unutmayın. Arkasından uçağa doğru geçiyorsunuz. Uçakta sizi bölüm bölüm uçağa alıyorlar. Biraz uzun sürüyor işlemler. Ve tabii ki bu süreç içerisinde hiçbir zaman maskenizi çıkartmıyorsunuz. Uçağa bindikten sonra da Moskova uçuşları Rusya bölgesinde, tabii Rusya'da farklı bölgelerde uçuş saatleri değişmekle birlikte ortalama 1,5 ila 3-3,5 saat arasında bir sürece kadar yayılabiliyor. Bu süreç içerisinde Türk Hava Yolları ikram yapmıyor ve özel kurallar uygulanıyor. Tabii ki uçağa binmeden önce de hem check-in kontuarında hem de uçağa binerken sizden o PCR test sonucunu istiyorlar. Sadece Türk Hava Yolları değil, örneğin Rus bayrak taşıyıcı Aeroflot veya diğer Rus şirketlerde Rusya'ya uçacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından bu belgeyi istiyor. Peki indiniz örneğin İstanbul Havalimanı'na veya Sabiha Gökçen Havalimanı'na Rusya'dan geliyorsunuz. Ne yapacaksınız? Uçakta size bir form veriliyor. Bu formda hangi koltukta oturuyorsunuz? Örneğin 18B koltuğunda oturuyorsunuz. Onu yazıyorsunuz. Kalacağınız, ikamet edeceğiniz önümüzdeki günlerdeki adresinizi yazıyorsunuz. Telefon numaranızı yazıyorsunuz. Elektronik posta adresinizi yazıyorsunuz. Bütün bilgiler burada yer alıyor. Bunu
İndikten sonra pasaporta teslim ediliyorsunuz. Örneğin siz 18B'de oturuyorsunuz. 17A'da oturan yolcu da diyelim ki test yaptırdı, koronavirüs çıktı. Size de tekrar sizinle sağlık birimleri irtibata geçip sizden de test talep edebiliyorlar. Bunlar önemli. Onun dışında Rus vatandaşları için veya yurt dışından Rusya'dan gelen Türkler için başka bir ekstra bir uygulama yok. Girdiklerinde tabii ki pasaport kontrollerini yaptırıyorlar ve ülkeye bu dediğim formu teslim ettikten sonra giriyorlar. Bu bölgelerde havalimanlarında ateş ölçümü yapılabiliyor, termal olarak etrafa bakılabiliyor, sürekli kontrol altına alınabiliyor. Arkasından da gümrük işlemlerini tamamlayıp yurda girebiliyorsunuz. Şimdi gelin Moskova'daki neler oluyor, neler yapılıyor? Bize bunu değerli gazeteci dostumuz, uzun yıllardır Moskova'da yaşayan, ayrıca tabii ki bir YouTube kanalı da var Siyahmet Kaçmaz'ın. Onu da Rusya haberleri, Rusya'daki günlük yaşantı, neler yapılıyor, neler ediyor, onu da ben takip etmenizi, abone olmanızı tavsiye ederim. Gelin hep birlikte Siyahmet Kaçmaz'ı dinleyelim. Neler yapılıyor Vnukovo Havalimanı'nda, uygulamalı bunları görelim. Moskova'dan herkese selamlar. Bugün sizlere Moskova Vnukovo Havalimanı'nda, yani Türk Hava Yolları'nın Türkiye'ye uçmak için başkentte, Rusya'nın başkenti Moskova'da kullandığı havalimanından bu çekimi gerçekleştiriyoruz. Biliyorum hepiniz merak ediyorsunuz. Çok da sık sorular geliyor sizden. Türk vatandaşları Rusya'ya nasıl gidebilir? Bu sorunun cevabını arıyorsunuz. Havalimanından ben edindiğim izlenimleri ve yaptığım yetkililerle konuşmaları size aktaracağım. Ve aynı şekilde Rusya'ya gelecek olan Türk vatandaşları ile ilgili bilgiler de vereceğim size. Rus vatandaşları haricindeki diğer ülke vatandaşların Türkiye'den Rusya'ya gelecekse ne tür şartlar taşımaları gerekiyor, onu anlatacağım. Öncelikle Rusya Federasyonu vatandaşları istedikleri gibi Türkiye'den uçağa binerek Rusya'ya gelebiliyorlar. Herhangi bir belge, herhangi bir şey istenmiyor bunlardan. Rusya vatandaşı ise, kendi vatandaşı ise, fakat Türk vatandaşı veya üçüncü ülke vatandaşları Türkiye üzerinden geliyorsa işte orada bazı detaylar gerektiriyor. Ben size o detayları okuyayım. Bu özellikle Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın konsolosluklarıyla paylaştığı bir bilgi notu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da vize ya da Rusya'da oturma izni ibraz etmeleri gerekiyor buraya girdiklerinde. Yine Türkiye Cumhuriyeti'nde oturma izni olan 3. ülke uyruklu şahıslar da Rusya ile 3. ülke arasında ikili anlaşmalar gerektiriyorsa Rusya vizesini ibraz etmeleri şartıyla, yine Rusya Federasyonu'nda oturma izin belgesinin hamili 3. ülke uyruklu şahıslar, Rusya'da yaşayan Rus vatandaşının yakın akrabaları, yani eşler, baba, anne, çocuk ve evlat edinilmiş olanlar ve akrabalık bağını teyit eden belge, yani evlenme belgesi, doğum belgesi, evlat edinme belgesinin örneğini ibraz eden 3. ülke uyruklu şahıslar Rusya ile 3. ülke arasındaki ikili anlaşmalar gerektiriyorsa Rusya vizesini ibraz etmeleri şartıyla. Biraz ağır diplomatik bir dil olmuş ama anlayabileceğinizi umuyorum. Rusya'ya tedavi amacıyla gelenler için de bir bilgi vermek istiyorum. Rusya tedavi görmek amacıyla giden ve bir Rus hastanesinin verdiği buna ilişkin tedavi tarihlerini içeren belge, hamili 3. ülke uyruklu şahıslar Rusya ile 3. ülke arasındaki ikili anlaşmalar gerektiriyorsa Rusya vizesini ibraz etmeleri şartıyla, yine 3 yıllık Rusya iş vizesi, yani çok becerikli işçi vizesi dedikleri, biz buna VKS diyoruz burada. Hamili 3. ülke uyruklu şahıslar Rusya giriş kapısında iş sözleşmelerini ibraz etmek zorundalar. Evet, bu kuralları taşıyorsanız Rusya'ya gelebilirsiniz. Ancak elinizde mutlaka geldiğiniz ülke, yani Türkiye'den COVID-19 testinin, yani PCR testinin 72 saat içerisinde negatif olduğunu gösteren ve İngilizce bir belgeyi göstermek zorundasınız. Ama Rus vatandaşları bu belgeyi kendi bulundukları ülkede, yani Rusya'da alabiliyorlar. Bunu altını çizmek istiyorum. Bu şartları taşımıyorsanız zaten havalimanında uçağa da bindirilmeyeceksiniz. Özellikle vizeniz, her şeyiniz varsa ve COVID-19 testiniz negatif değilse gerek Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları, gerekse Rus Hava Yolu Aeroflot, yani Rusya'nın bayrak taşıyıcısı Aeroflot da bu belgesi olmayan yabancıları uçağa almıyor. Bunu buradan sizlere aktaralım. Gördüğünüz gibi COVID-19 testiyle ilgili böyle bir şart koşuyorlar.
Genel anlamda havalimanında her şey normal gözüküyor. Fakat havalimanına girerken mutlaka maskeyle gelmeniz isteniyor. Maskesiz gördükleri zaman yetkililer gelip sizi uyarıyorlar. Dilerseniz havalimanında eğer ki gideceğiniz ülkede veya Rus vatandaşısınız ya da oturma izniniz var, bir şekilde geldiniz Rusya'ya. Eğer elinizde Covid-19 testi yoksa Vnukovo Havalimanı'nda bu testi yaptırabiliyorsunuz. Bu tabii Rus vatandaşları için geçerli. Çünkü Türk vatandaşıysanız mutlaka geldiğiniz ülkeden almanız gerekiyor. Bu net bir şekilde belirtilmiş. Hatta eğer ki Türk Hava Yolları'nı kullanıp Türkiye'ye uçup transit yapacaksanız Rusya'da bunun şartları da farklı. Yani Türkiye'ye uçacaksınız, Türkiye ile Rusya arasındaki şartlar geçerli değil. Son noktaya varacağınız son nokta ülkenin Rusya ile olan ilişkileri ve Rusya ile olan anlaşmaları söz konusu olacak ve ona göre değerlendireceksiniz. Dolayısıyla gelirken mutlaka kendi büyük elçilikleriniz, eğer Türk vatandaşı değilseniz, Rus vatandaşı değilseniz, üçüncü bir ülkenin vatandaşısınız, mutlaka kendi ülkenizin büyük elçilikleriyle temasa geçerek bunun nasıl olacağını mutlaka öğrenin. Evet, bir bilgi de pandemi sürecinde Rusya'da kalmak zorunda kalanlar için, o da eğer vizeniz bittiyse ve burada kaldığınız süre içerisinde dışarı çıkamadıysanız, ülkeyi terk etmediyseniz ve nasıl çıkacağınızı merak ediyorsanız endişelenecek hiçbir şey yok. Çünkü Rusya Federasyonu bir kanun çıkardı. Pasaportunuzla geliyorsunuz, herhangi bir gümrük kapısından dilediğiniz gibi biletinizi aldıktan sonra dilediğiniz gibi çıkıyorsunuz. Böyle bir hak tanıyor size Rusya Federasyonu. Ancak bu hakkı 15 Eylül'e kadar kullanabiliyorsunuz. Sonrasında ise çıkış vizesi almak zorunda kalacaksınız. Bugün sizlere yurt dışına giderken örneğin Rusya'ya neler başınızdan geliyor? Hem bunu olayın Türkiye ayağını hem de Rusya ayağını Siyamet Kaçmaz'la birlikte aktarmaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Bize sorularınızı yorum yazın veya info@tolgozbek.com adresine mail yollayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.